Tatatam. O ne? Gelinlik. Gelinlik mi? Melek istedi. Seni böyle gelinlikle göremedi ya. Ben de gördüm ama doyamadım. Eğer giyersen çifte düğün yaparız ha, ne dersin? Çifte düğün mü? Çok tatlısınız. Çok güzel olurmuş. Ama olmaz Melek. Neden? Çünkü bugün Zehra ile Kavrun günü ve bugün için çok uzun zamandır beklemişler. Değil mi? Onlardan rol çalmak olur. Peki ben sizin düğününüzü ne zaman göreceğim? Çok istemiştim. Belki başka bir gün yaparız. Olmaz mı? Babam ben düşündüm de Mavi haklı. Bugün Zehra ile Gavru'nun günü ya. Hepimiz onları mutlu etmeye çalışalım, olur mu? Peki biz ne zaman mutlu olacağız? Belki çok yakında. Olmaz mı abi? Belki hep beraber bir kutlama yaparız. Ne dersin? Olur olur yaparız. Değil mi babam? Olur olur. Hadi bakalım. Ya ne yapayım? Kusura bakma. Seni böyle beyazlar içinde göreceğim diye heyecan yaptım sana söylemedim. Kusura bakma. Bazen Melek'ten daha çok çocuk oluyorum. Bunu da artık geri veririz galiba. Geri vereceksin. Aa. Bir kere benim sevgilimle benim kızımın benim için seçtiği gelinliği hiç kimse geri veremez. Hı. Ben bu gece giymeyeceğim dedim. Hiç giymeyeceğim demedim. Değil mi? Ha. Senin o aklında ne planlar ne oyunlar var bak hemen. Söyle. Bilmem. Söylesem mi acaba? Söyle söyle. Söylemeyeceğim. Söyle. Hı hı. Söylemeyeceğim. Söyle işte. Hı? Söylemeyeceğim. Söylemeyeceğim. Hı hı. Oğlum, hoş geldin. Biz de iyiyiz, sağ ol. Abi hanım, sen salona geçiver, Gülsey seni bir bardak çay koysun. Benim sancarımla konuşacaklarım var. Ne konuşacaksan Mavi'nin yanında konuş hadi. Benim karımdan gizli saklı bir şeyim yok. Görüyor musun? Daha girer girmez vurmaya başladı. Teşekkürler. Sağ ol Gülsü. Bu düğün işine Zehra tek başına kalkışamaz. İşin içine belli ki sen de varsın Sancar. Benim arkamdan iş çevirdin. Beni tek söz hakkı tanımadan. Bu işi kesinlikle rızam yoktur. Herkese haber ver. Ara. Bitsin gitsin bu saçmalık. Yeter artık. Gavruk lan Zehra bu akşam evlenecek ana. Hı? Hı. Sen diyorsun ki bu evin büyüğü sen değilsin. Bizim anamız değilsin.
Senin ne bir söz hakkın ne de hükmün var artık, öyle mi oğlum? Halise Hanım bakın, bu şekilde Sancar arada kalıyor. Bu Sancar'la ilgili bir durum değil. Bu Zehra'nın mutluluğuyla ilgili. Eminim siz de kızınızın mutlu olmasını istersiniz. Bırakın Zehra ile Kavruk ne istiyorlarsa yaşasınlar. Mutlu olsunlar. Sen öyle kolaycı pat diye boşanıp evlenebilirsin. Emimse ters bundan. Kızımın iyiliğini anası olarak en iyi ben bilirim. Şimdi el alim öyle irahat, irahat konuşur. Em yarın öbür gün boşanırsa beni kızağlığa niye uyarmadın diye. Hem sen böyle iki günde nasıl rahat konuşur oldun kızım? Bu ne hız? Dinleyebilirsin. Emmi karışamazsın. Bunları bil. Ana bak bana kızıyorsun. Hıncını maviden çıkarma. İzin vermem. Benim kimseye hıncım bıncım yok oğlum. Benim kimseye hıncım yok. Benim tek derdim sizin iyiliğiniz, mutluluğunuz, emmi. Kulaklağınız sağır, gözleriniz kör olmuş yalım. Sizi düşünmekte mi suç? Yavana bir düşünme, gözünü seveyim. Bir düşünme, bizi bir bırak. Bak sen de rahat edeceksin, biz de rahat edeceğiz ha? Bu iş ikinizin başının altından çıkmış belli. Ben de diyorum Sancar oğlum bu durumu nasıl sindirdi? Ana sindiremeyecek ne var, gözünü seveyim. Gavruk yabancı mı? Evimizin insanı, bildiğimiz tanıdığımız adam. Hem Mavi yokken de ben buna razıydım. Sadece fırsat olmamıştı. Sen benim aşka, sevdaya olan saygımı bilmiyor musun? O iş öyle değil. İkimiz de biliyoruz bunu, konuşturma şimdi beni. Bu düğün olmayacak. Hem daha senin evinin yolunu unutmama gelmedim bile bak. O ev kapanacak. Kınınızı pırtınızı toplayıp buraya geleceğiniz. Torunum dizimin dibinde olacak. Ana orası da bizim evimiz. Burası da bizim evimiz. Ev dediğin tek çatı altında olur, bir olur. Efenin konağı boş olursa başından da bela eksik olmazmış. Oğlumu akıllığa verirken bunları bildi ve altından kalkamayacağı işlerin içine sokma evladımı. Ana. Ana bak otur da bir konuşalım. Ya bak ana böyle olmuyor, bak konuşacağız ana bak olmuyor böyle. Of of. Sancar. Tamam bırak. Kusura bakma Mavi ya. Vallahi ne yapacağım bilmiyorum. Üzülüyorum, kendi de üzülüyor. Sonra seni de üzüyoruz. Düğünden sonra ben eve geçeyim daha iyi. Gitmem abi ya. Bak sana ihtiyacım var. Sancar, annem bana böyle davrandığı sürece ben buraya evim gibi hissedemiyorum ki. Nasıl kalayım? Tamam ben anamla konuşacağım ya. Bak bu böyle devam etmeyecek. Vallahi. Bana biraz zaman ver tamam mı güzel karım? Benim hatırım için. Biraz onu kıyamam ki. Thank you.
İyi akşamlar Alisa Hanım. Düğününüz var diye duymuştum. O yüzden aramanıza şaşırdım açıkçası. Mavi'den nasıl kurtulacağız? Ortaklık teklifimizi kabul ediyorsunuz o zaman. Yanlış anlamıyorum herhalde. Evet, ben teklifinizi kabul ediyorum. Sen al şu karını git de ben de evlatlığımı kavuşayım. Var mısın? Gülsü, Mavi nerede? Abi ben de sana seslenecektim. Efe gelin odaya girdi, yarım saat falan doldu. Ben bir sesleneyim dedim ama şimdi cesaret de edemedim. Allah Allah. Mavi? Mavi orada mısın? Mavi iyi misin? Mavi? Mavi aç kapıyı yoksa kıracağım. Mavi? Mavi aç kapıyı bak yoksa kıracağım.